Merhaba değerli arkadaşlar. Permütasyon konumuzun 5. testiyle beraberiz. 1. sorumuzdan devam edelim. 4 farklı çizgi film CD'si ve 5 farklı belgesel film CD'si, bütün çizgi filmlerin CD'si yan yana ve bütün belgesel filmlerin CD'si de yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bakalım. Şimdi 4 farklı çizgi film CD'miz var. Şuna 1, 2, 3, 4 diyelim. Çizgi film manasında çizgi 1, çizgi 2, çizgi film 3 ve çizgi film 4 olsun. Bununla beraber 5 tane de belgesel filmimiz var. Şuraya belgesel 1 diyelim. 2, 3, 4, 5 gelecek. B2, B3, B4, bir de B5'im olacak. Şartım şu. Çocuk filmleri, çizgi filmleri hepsi bir grup gibi düşüneceğiz. Bunların yan yana olmasını istiyorum. Ve belgesel filmlerini de bir grup gibi düşüneceğiz. Bunların da yan yana olmasını istiyorum. Şimdi 3 farklı burada şeyimiz var, sıralamamız var. Birincisi çizgi filmler kendi içerisinde sıralanabilir. Belgesel filmler kendi içerisinde sıralanabilir. Bir de çocuk filmleri, çizgi filmlerle belgesel filmleri kendi arasında yer değiştirebilir. Dolayısıyla bunların şuradan 4 faktöriyel gelecek. Çizgi filmlerden, belgesellerden 5 faktöriyel gelecek. Bir de bunları kendi içerisinde iki farklı grup gibi düşünelim. İki farklı nesneymiş gibi düşünelim. Kendi içerisinde yer değiştirmesi de 2 faktöriyel olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel değişikliği olarak gelecek. 5 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Bakalım. Şimdi bir sınavda 2 ihtimalimiz var. 2 durumumuz var daha doğrusu. Ya talebe başarılı olur. Diyelim ki 50 puanı geçerse 50 ve 50 üzeri başarılı. 50 49'a kadar 0'dan 49'a kadar olan durumda başarısız diyelim. Başarısız. Sınavı boş kağıt verirse, ismi yazar çıkarsa yine başarısız olarak gelecek. Şimdi bu durumda karşımıza iki durum var daha doğrusu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de talebemiz var. Her öğrenci iki durumdan bir durumu seçecek. Yani ya başarılı olabilir ya başarısız olabilir. Dolayısıyla burası 2 gelir. Daha sonraki ikinci talebemiz için de yine iki farklı durum vardır. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olacak. Çünkü bize 5 kişinin durumu soruluyor. Bunlar birbirine bağlantılı olacak. Sorumuzun cevabı 2 üzeri 5'ten 32 gelecek. Bu sorunun birinci yöntemi. Daha önce videonun başında dediğim gibi kombinasyon yöntemiyle de bunu çözmüştük. Bir de farkını görme adına ona da bakalım. Burası birinci yol olsun. Şu da ikinci yol diyelim. Buna da kombinasyon yoluyla yapalım. Kombinasyon yoluyla olursa bir alt küme demek aslında normalde. Bütün artık talebelerin kendi arasındaki başarılı başarısız değil de grubun ifadesine bakacağız. Grubun başarılı başarısız olma durumu. 5 tane öğrencimiz var. Bunlardan hiçbiri başarılı olmayabilir. O zaman 5'in 0'ı gelir. 5 tane öğrencim var. Bunlardan bir tanesi barajı geçebilir. Bir kişi başarılı olabilir. 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü ve 5'in beşlisi şeklinde aslında alt küme bir sorusu şeklinde bu 5 kişinin alt kümelerini tek tek saptamış oluruz. Bunun da formülü vardı. 2 üzeri n'di. Yani 2 üzeri n, 2 üzeri 5'tir. Bu da yine size 32 olarak sorumuzun cevabını verecek. E şıkkı sorumuzun cevabı. Kitap kelimesindeki harfler kullanılarak başta ve sonda ünlü yani sesli harf bulunmak şartıyla 5 harfli harfleri farklı anlamlı veya anlamsız kaç değişik kelime yazılabilir? Şimdi soruyu inceleyelim tekrar. Kitap kelimesi veriliyor bize. Bizden şu kelimeleri yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kelimemiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şartlarımıza bakalım. Onu da kırmızı kalemimizi, tebeşirimizi alalım. Sonunda diyor ki ünlü harf bulunmak şartıyla. Ünlü harf nedir arkadaşlar? Bakıyorum burada. İ harfi ünlü harftir. A harfi ünlü harftir. Dolayısıyla bunlar başında ve sonunda ünlü harf bulunacak. O zaman şunu getirelim. İ'yi buraya yazalım. A'yı da buraya yazalım. Bunun tersi de olabilir. A buraya gelebilir, I buraya gelebilir. Ona da bakacağız birazdan. Daha sonra harfleri farklı, anlamlı veya anlamsız kaç değişik kelime yazılabilir? Yani bir yazdığım harfi tekrar olarak yazmayacağım. Hangi harflerin var? K, T, P. Demek ki buraya K, T veyahut da P sayılarından veya harflerinden biri gelecek. Diyelim ki K'yı kullandık. Şurada 3 tane getirebileceğim kelime var. K'yı kullandık. Buraya T ve P kelimelerini getirebilirim. Dolayısıyla 2 olur. Diyelim ki buraya da T'yi kullandık. Buraya geriye P kaldı. O zaman burası da bir tane P harfini getirip yazabileceğim. Bir tek yer kalıyor. 3 çarpı 2 çarpı 1'den burası 3 faktöriyel gelecek. Bitti mi? Şuradaki ifadeleri de yazarsak bitecek. İ ile A yer değiştirebilir. 2 faktöriyeldir çarpı 2'dir yani bura. 2 faktöriyeldir.
2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel de 6'dır. Bunları da çarparsanız 12 hangi şıkkımız? D şıkkımız sorumuzun cevabı. A kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı, iki basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? Şartım iki basamaklı rakamımızın tek doğal sayı olmasını istiyorum. Bakalım şurası 1, şurası da ikinci basamağımız olmuş olsun. İfademize tek verecek olan sayılar, rakamlar hangileridir? Sonda 1 olursa iki basamaklı sayım tek olur. 3 olursa tek olur. 5 olursa tek olur. Yani 2'ye bölünemeyen sayıları sona yazmış olduk. Bunlardan bir tanesini kullanabilirim. Kaç tane kullanabileceğim sayım var? Rakam var 3 tane. Şu 3'ü o zaman buraya bir yazalım. Diyelim ki şu 1'i de burada kullanmış olduk. Geriye kaç tane rakam sayımız var, rakamımız var ona bakalım. 3'ü 5'i kullanmadım. Getirelim bunu buraya yazalım. Sonra hangilerini kullanabilirim? 1'i yazdık, 3'ü 5'i aldık. 6 ile 8 var. Şu 4 tane rakamdan kullanabileceğim sayım 4 tanedir. Dolayısıyla benim 2 basamaklı olup tek sayı olarak ve birbirinden farklı rakamlarım 4 çarpı 3 daha doğrusu sayım 12 tane farklı sayı yazabiliriz. C şıkkı cevabımız. Yukarıdaki rakamlar kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi birinci şartım şu 3 basamaklı olacak. Tamam bunu yazdık. 1, 2, 3 basamaklı. Başka bir şart vermiş mi? Birbirinden farklı olacak. Rakamları farklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Sanki görünüşte başka bir şart yokmuş gibi duruyor ama burada önemli bir şartımız var. Şuradaki sıfır işi mevzusu dikkat etmemiz gereken bir konu. Çünkü 3 basamaklı istediği için benim burada 0 kullandığım andan itibaren rakam sayım 2 basamaklı sayıya düşecek. Bundan dolayı ilk etapta ilk sayıda 0'ı kullanamayacağız. Bakacağım kullanabileceğim sayılar 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Bunu yazalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarını burada kullanabilirim. 5 tane kullanabileceğim sayım var. Sonra diyelim ki 1'i kullanmış olalım. 1'i artık buradan iptal ediyorum. İkinci basamağa geçerken kullanmadığım sıfırı artık kullanabilirim. Sıfırı başta veyahut da sonda kullanabilirim. Önemli değil. O halde buraya da sıfırı yazmamız gerekecek. 1'i kullandım. 2, 3, 4, 5. Yine 5 tane sayımız oldu. Buraya yine 5 yazacağız. Üçüncü basamağa baktığımda da diyelim ki buraya da sıfırı kullandık. 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere kullanabileceğim 4 farklı rakam var. Bunların da çarpımı bizim sonucumuz olacak. 25 çarpı 4'te 100 eder. Size de sorumuzun cevabı 5 olarak gelir. 3 mektup 4 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Birinci mektubumuz var. Bu 4 tane kutu var karşımda. Bu 4 taneden bir tanesine zarfımızı atabiliriz. Dolayısıyla buradaki yazacağımız şeyimiz sayımız 4 olacak. Hadiseler birbirleriyle bağlantılı olduğu için çarpım şekli olacak. Yani V şekli olması gerekiyor. İkinci mektup, üçüncü mektup için de aynı sorularda aynı şekilde geleceği için çarpı 4 çarpı 4 diyeceğiz. Sorumuzun cevabı da 64 olarak gelecek. Bahar kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek 5 harfli anlamlı veya anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? Şimdi bahar. Bu bize artık tekrar ve permütasyon konusuna örnek olarak karşımıza geliyor tekrar. A kelimeleri burada ortak olduğu için A'ların kendi içerisinde yer değiştirmesi veyahut da kelimeler değiştiğinde A'ların kendi içerisinde yer değiştirmesi herhangi bir mana değişikliği vermeyecektir. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı şekilde bu kelime dizilebilir. 5 faktöriyel. Fakat içerisindeki A'lar ortak olduğu için bunları bu gruptan çıkartmamız, elememiz gerekecek. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Sorumuzun cevabı burası 120 der. 2'ye de bölerseniz karşımıza 60 sorumuzun cevabı gelir. Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir aile yuvarlak bir masa etrafında anne ile baba yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şartımız anne ile babanın yan yana oturması. Bunları birbirinden ayırmayacağız. Bakalım. Şöyle yuvarlak masamızı çizdik. Şurasına anne diyelim, burasına baba diyelim. Ve bunlar şartımız gereği birbirinden ayrılmayacaklar. Kaç tane çocuğumuz var? 3 tane çocuk 1, çocuk 2, burası da çocuk 3 olacak. Şimdi normalde 5 kişi olmuş olsa dönerli bir masa etrafındaki sorumuzun cevabı 5-1'den 4 faktöriyel. Ama şuradaki grubumuzu artık 1 kişi gibi kabul edeceğiz. 1, 2, 3, 4 diyeceğim. Artık n'i dediğimiz sayımızı 4 yapacağız. 4-1'den
faktöriyel olarak, 3 faktöriyel olarak yuvarlak masa sorusunu bu şekilde çözeceğiz. Ama A ve B anne ve baba kendi içerisinde yerleştirme için bu ihtimali, bu olasılığı da veyahut da bu seçeneği de eklememiz gerekecek ya da çarpmamız gerekecek. Sorumuzun cevabı o zaman şöyle yapacağız. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde gelecek. Şurası anne ve babanın kendi içerisinde yerleştirmesi. Şurası da yuvarlak masanın kendi permütasyonu. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel E şıkkımız sorumuzun cevabı. Kolay bir sorumuz var. 4 farklı renk mendili ve 3 farklı renk havlusu olan bir kişi bir mendil veya bir havluyu kaç farklı şekilde seçebilir? Yani soru veya dediği için bu hadiseler birbirinde bağlantılı değil. Bilmemiz gereken ifade burada. 4 tane farklı mendili 4 farklı şekilde seçebilir. Buna 4 diyeceğiz. Artı diyeceğim veya olduğu için 3 farklı renk havlusunu da yanına ekleyebilir. 4 artı 3'ten bizim aramış olduğumuz sıralamamız 7'dir. 7 şekil farklı şekilde seçebilir. B şıkkımız sorumuzun cevabı. 4 farklı defteri ve 7 farklı renkte kalemi olan bir öğrenci bir defter ve bir kalemi kaç farklı şekilde seçebilir? Burada önemli noktamız ve ifadesi 9. sorunun ne diyelim tersi olan bir soru. Orada veya ile sormuştuk, burada ve ile sormuştuk. Tekrar etmekte fayda var. Bundan birbirine bağlantılı olacağı için yani birine uğrayıp diğerine uğrayacağı için sıralamalarımız birbirine bağlantılı olduğu için sorumuzun cevabı 4x7 ilkin 4 farklı defteri seçebilir. Daha sonra da bu her deftere bir farklı renkte kalemi seçebilir. 4x7 şeklinde gelecektir. Sorumuzun cevabı 28 olarak geliyor. D şıkkı cevabımız. Evet değerli arkadaşlar 5. testimiz burada sona ermiş oldu. 6. testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.